Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, bugün burada iki projemizin açılışını gerçekleştiriyoruz. 2019'da 25 projeyle yola çıktığımız bu serüvende Cenab-ı Allah bize nasip etti. Bugün 40. projemizi açıyoruz. Projemizin bir tanesi seyir terası. Hep Gürsu halkının hayaliydi. Gürsu'ya çok yakın bir mesafeden Uludağ'ı seyretmek. Biz de zaman zaman bu bölgeye gelip bu bölgeden hangi bölgeyi yaparsak Bursa'yı daha güzel seyredebiliriz diye planlamasını yaptık, hayalini kurduk ve gördük ki burası sol tarafına, doğu tarafımıza baktığımız zaman Turanköy'ü, sağ tarafımıza baktığımız zaman Görükle'yi görebileceğimiz panoramik anlamda muhteşem bir yer. İşte biraz sonra inşallah hep beraber bu tesisleri gezeceğiz. Bir diğer projemiz de hayvan dostu projemiz. Aslında biz bu projeyi daha önceden yapacaktık. En iyi hayvan rehabilitasyon merkezi nasıl olur diye bunun araştırmasını gerçekleştirdik. Ve Arge İnovasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımız da havuzda topladığımız bilgileri proje haline getirdi. Tam biz ihaleye çıkarken Türkiye Belediyeler Birliği ve Orman Bakanlığı bir yarışma açtı. Dediler ki en güzel hayvan rehabilitasyon merkezi ve bakım merkezi nasıl olur diye Türkiye'deki belediyelerin bu yarışmaya katılmasını davet ettiler. Biz de aslında şunu düşünüyorduk. O projede güzelliklerini alıp bizim projeye monte edelim ama yaptığımız proje en iyisi olsun diye. Bu hayalle biz aslında bu projeye katıldık. Ama gördük ki biz daha çok çalışmışız ve yüzlerce proje içerisinde bizim projemiz birinci oldu, ödül aldı. Burada altyapısını oluşturan, projesini çizen bütün arkadaşlara gönülden çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu aslında Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Bundan sonra Türkiye'nin herhangi bir ilçesinde yapılacak olan bu tip projeler örnek olarak bizim proje gösteriliyor ve farklı belediyelerden gelip bizim projemizi inceleyecekler. İnşallah onlar da kendi illerine, ilçelerine bu güzel projede yapmış olacaklar. Geçen hafta İspanya Sevilla derdik. Yani yine bizim, şimdi biliyorsunuz bazen muhalefet hep dert yanıyor. Pandemi oldu, deprem oldu, iş yapamadık diye. Aslında burada bunun en güzel örneği. Yani dezavantajı avantaja nasıl çevirebiliriz diye Gürsu Belediyesi bunun en büyük örneği. Biz bu pandemi sürecince çalışma arkadaşlarımızla beraber Adrenalin Park'taki eksiklerimizi bitirdik. Ve yine Avrupa Birliği bir yarışma açtı. Kırsal kalkınmada turizm yarışması. Biz de bu yaptığımız güzel projeyi Avrupa Birliği'ne sunduk. Tabii Türkiye'de ödül almak çok güzel bir şey ama Avrupa'da da onlarca ilin, ilçenin başvurduğu yarışmada dereceye girmek daha güzel bir şey. Orada da tek Türk projesi olarak bizim projemiz derece aldı, ikinci oldu. Geçtiğimiz ayda yine İspanya'nın Sevilla Belediyesi özel davet etti Gürsu Belediyesi'ni. Dereceye giren projeniz gelin, burada 96 ülkeden gelen turizmci, gelişimci kardeşlerimize anlatın diye. Allah da bize böyle fırsat verdi. Orada gittik hem bizim projemizi, hem Bursa'nın güzelliklerini, hem de Türkiye'nin güzelliklerini onlara anlatmış olduk. Allah nasip etti, çok güzel hizmetler yaptık. Allah'a çok şükrediyoruz çünkü bize bu imkanı sunduğu için. Ve biz bu hizmetleri yaparken hep teşkilatımızı, milletvekillerimizi hep yanımızda gördük. Biz bir aileyiz ve biz sadece bu ailenin Gürsu'daki mihmandarlığını yapıyoruz ve bütün aileden aldığımız destekle de bu hizmetleri yapıyoruz. İşte yine bugün burada teşkilatın kuruculuğundan bugüne kadar olan birçok arkadaşımız var. Önceki dönem ilçe başkanlarım var. Yine beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Bu bir büyük bir aile ve sizler varsınız. Ve bu büyük bir aileyle de büyük bir projeyi açıyoruz. Tekrar bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz için ben hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle bu projede emeğe geçen yapımından, projenin çizimine ve burada özellikle yüklenici firmaya, müteahhite, taşınan firmaya, bütün çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve bu soğukta sizleri fazla bekletmek istemiyorum. Bizleri yalnız bırakmayıp geldiğiniz için sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Saygıdeğer milletvekillerim, mülki idare amirim, Gürsu Belediye Başkanımız, il başkan yardımcılarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri ve bereketli toprakların bereketli insanları. Ben tüm zamanların en güzel şehri Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı Anur Aktaş Bey'e size selam ve saygılarını getirdim. Tabii Sayın Başkanımız birlik ve beraberlikten bahsetti. Ülkenin
sizin yolda, yürüdüğünüz yolda birlik ve beraberliğe muhtaç olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Siz burada bu birlik ve beraberliği sağladığınız için eserleriniz ortaya çıktı. Hatta geçenlerde başkanıma dedim ki, başkanım ben bazen İnegöl tarafından gelirken orada billboardlar var. İlk defa sizin bir eserinizin o billboardda olmadığını gördüm dedim. Lütfen bize bu alışkanlığımızdan vazgeçirmeyin. Her defasında o billboardda sizin yaptığınız işleri görmek istiyorum dedim. Tabii Hayvan Rehabilitasyon, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Avrupa ödüllü bir örnek proje. Ben bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Seyir Tepesi güzel bir yer. Ben bu konuda emeği geçen herkese kutluyorum. Başarılar diyorum. Cenab-ı Allah yar ve yardımcınız olsun. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Hayvanların olduğu anneli yavrumuz bölümümüz özellikle ne yapalım? Ya şöyle tabii annelerimiz hem de yavru hayvanlarımız kalıyor yani özellikle onlar için ayrı bir şey olabilir. Hep beraber. Yani, çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet, ufak tedavi odamız. Burada daha basit işlemleri gerçekleştiriyoruz Sayın Vekilim. Fakat bizim için aslında en güzel, en canlıcı noktamız aile hastanemiz. İlaç masamız olmak üzere, aşı dolabımız ve kilitli ilaç dolumuz olmak üzere buradayız. Ama efendimiz tamamlamış. Aslında çok maliyetli bir şey. Burada trafik kazamız var maalesef. Ona tedavisi hala devam ediyor. Kızgın bakıyor. Saat tarafı her şey. Film. Çekme başlığında değilim.